Ben değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Yani ıspanakın en büyük özelliği DNA metilasyonunu yaptırtmasıdır. Yani şimdi bak bu da doğru. Bu sapın gövdesine bağlı olduğu yerde kırmızılığın mutlaka olması lazım. Eğer bu yoksa yeteri kadar olgunlaşmamış veya eksik olan türüdür bu. Doğrusu bu ıspanak. DNA metilasyonu nedir? Şimdi vücudunuzda bir toksik etki, dışarıdan aldığınız bir kimyasal veya güneş ışığı bir bakıyorsunuz ki bir hücreyi DNA'sını bozuyor ve onu kanserojen yapabiliyor. Hemen vücut ne yapıyor burada? Birkaç şeyi harekete geçirir. Ya P53 proteini bu DNA'yı tamir etmeye kalkar veya baktı ki yapamıyor, hemen onu metiller. CH3 dediğimiz kimyacılar bilir. Bir metilasyona tabi tutar, paketler onu. Metilasyon demek sen uyu, aktif hale gelme demektir. Tamam. İşte bunun yapılmasında ıspanak müthiş etkilidir. Yani bulunmaz bir şey. Şimdi efendim bunda demir var derler. Demir. Değil mi? Aksine tek başına ıspanağı tükettiğiniz zaman vücudunuzdan demir atar. Peki o çizgi film kahramanı Temel Reis'in o pazuları güçleniyor. Demir gibi değil. Protein. Protein bakımından çok zengindir. Yani ıspanak. Ayrıca hamile bayanlarda mesela folik asit. Lütfen ıspanak yemeğini hamile bayanlar, hani folik asit takviyesi iyidir. Ispanağı mümkün olduğu kadar yanında ne bileyim başka bir şeyle, havuçla birleştirebilirseniz veya yanına başka bir sebzeyi ilave edip pişirirseniz vücudunuzdan demir atma şeyini ortadan kaldırmış olursunuz ama bol miktarda folik asiti alırsınız. Çünkü bu ıspanağın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bak, bir başka özelliği daha var. İşte ilahi program Hüseyin. 13-14 tane antidepresan var içerisinde. Yani bu böyle bir şey. Yani ve ıspanakla da dediğim gibi maydanozu birleştirdiğiniz zaman aman Allah'ım. Yani panik ataktır, anksiyetedir. Yani bütün bunları ortadan kaldırıyor. Böylesine müthiş. Ama tek başına yeterli değil. Mutlaka bir arkadaşa ihtiyacı İhtiyacı var. var. İşte o da maydanozdur.